Kaan Akademinin doğrusal grafik çizme konusuyla ilgili araştırmalarından birkaç tane yapmak istiyorum. Tolga bazı yerlerin evine olan uzaklığını ölçmüş. Bunu yaparken de en yakın 1 bölü 2 kilometreye yuvarlamış. Tabloda uzaklığını ölçtüğü yerlerin isimleri ve bu yerlerin evine olan uzaklıkları var. Örneğin evinden okula olan uzaklık 3 buçuk kilometreymiş. Kütüphane 5 buçuk, park. 2 sinema 4 ve postane 5,5 kilometre uzaklıktaymış. Sonra soruda bu ölçümlerle doğrusal grafik üzerinde kaç nokta işaretlenmesi gerektiği sorulmuş. Doğrusal yani lineer grafik bir sayı doğrusuna benzer. Doğru üzerindeki çizgilerin her biri uzaklıkları temsil ediyor. Buralara tıkladığınızda da grafikteki noktaları oluşturmaya başlıyorsunuz. Mesela 5,5 kilometre olarak ölçülmüş iki uzaklık varsa, buraya iki nokta koymamız gerekiyor. Soruya geri dönecek olursak, grafik üzerinde kaç tane nokta olacak diye sorulmuştu. Bu ölçümlerin her biri için bir nokta olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane nokta olduğu için de grafik üzerinde 5 tane nokta olacak. O yüzden buraya 5 yazıyorum. Doğrusal grafik üzerinde 5 nokta olacak. Devam edelim. Tüm ölçümleri içeren bir doğrusal grafik çizindenmiş. Okumaya devam edeyim. Sayı doğrusu üzerinde ölçümlere denk gelen çizgilerin üzerine tıklayın. Çizgilerin üzerine tıklarsanız daha fazla, altına tıklarsanız daha az nokta elde edersiniz. Tolga'nın evinden okula olan uzaklık 3.5 kilometre olduğu için 3.5 kilometreye 1 nokta koyacağız. 3,5 kilometre çizgisinin üzerine tıklıyorum ve bakın noktalardan birini yerleştirdik bile. 3 ile 4'ün tam ortasında 3,5 kilometrenin üzerinde bir nokta. 3,5 kilometrenin üzerinde bir nokta. Sırada kütüphane var. 5,5 kilometreymiş. Buraya bir nokta koydum. Sonra 2 kilometre. Evden parka olan uzaklık 2 kilometreydi. Sinemanın uzaklığı ise 4 kilometre. Ekranı aşağı yukarı oynatmak zorunda olmasaydım daha iyi olacaktı ama artık idare edeceğiz. 4 kilometre. Son olarak postanede 5.5 kilometre uzaklıktaymış. Bunu da koyunca 5.5 kilometrede iki tane noktamız oldu. Doğrusal grafik işte böyle bir şey. Elimizdeki veriyi bir sayı doğrusu üzerinde noktalar aracılığıyla gösteriyoruz. 2 kilometrede 1 nokta, 3,5 kilometrede 1 nokta, 4 kilometrede 1 nokta ve 5,5 kilometrede de 2 nokta var. Bir önceki soruya 5 nokta olur diye cevap vermiştik ve bakıyoruz 1 2 3 4 5 tane nokta. Şimdi cevabı kontrol edeyim. Evet, doğru. Hadi bir tane daha yapalım. Aşağıdaki doğruların uzunluklarını en yakın 1 bölü 4 santimetreye yuvarlayacak şekilde ölçün. Ölçmek için cetveli doğruların üzerine sürükleyebilirsiniz. Cetvelin sol ucunu doğrunun sol ucuna dayayın. Sonra doğrunun sağ ucuna bakarak cetvel üzerindeki uzunluğu okuyabilirsiniz. Evet, şimdi bu doğruların uzunluklarını ölçmemiz gerekiyor. Cetveli kaldırmak istememiştim. Hemen düzeltiyorum. Yeşil doğru, 6 cm. 6 ile 7 arası 4 eşit aralığa bölündüyse, bu doğrunun uzunluğu 6 tam 3 bölü 4 cm'dir. Noktalardan birini 6 tam 3 bölü 4'e, yani buraya koyacağız. Kırmızı doğruya bir bakalım. 7 tam 2 bölü 4 ya da 7,5 cm'ymiş. 7 ile 8'in tam ortasında. 7 tam 2 bölü 4 ya da 7 buçuk. Sayı doğrusu üzerinde ise 7 ile 8'in tam ortasında olacak. Son olarak 1 de mor doğru var. Mor doğruysa 8 tam 3 bölü 4 santimetre. Cetvelle doğrunun sol uçlarını birleştiriyorum. Cetveldeki uzunluk 8 artı 4 eşit aralığın 3'ü, yani 8 tam 3 bölü 4 santimetre. Evet, bunu da işaretledim. İşte bu kadar. Doğrulardan biri 6 tam 3 bölü 4, biri 7 tam 2 bölü 4 ya da 7 buçuk ve sonuncusu da 8 tam 3 bölü 4 santimetre. Cevabı kontrol edelim ve tabii ki doğru. Hadi son bir tane daha. Çok eğlenceli değil mi? Bir cetvel görüyorum. Demek ki yine ölçüm yapacağız. Yeşil doğru tam olarak 3 santimetre. İşte burada. Kırmızı doğru 3 tam 3 bölü 4 santimetre. Kırmızı doğrunun noktasını da buraya koyuyorum. Son olarak mor doğru da 3 santimetre olduğundan 3 santimetre çizgisine bir nokta daha ekliyorum. Doğruların ikisi 3, biri de 3 tam 3 bölü 4 santimetre. Evet, işte bu kadar.